arkadaşlar canlı bıraktı. Dalga malum. Güzel bir dalga var. Bir tanesi direkt şu burun deliğinden geçiriyorsunuz. Hayvana zarar vermeden. İkincisi de kuyruğun hemen üst tarafındaki yüzgecin çizgi size yön göstersin. Çizginin oradan tamamen hayvanı rahat bırakın. Şöyle o gördüğünüz çizgi balığın dengesini sağlar. Direkt çizgiden batırırsanız balık yan dönecektir. Ağırlıktan dolayı. Ama o çizginin biraz üzerinden yaparsanız balık dengesini kaybetmeyecektir. Şimdi bunu şöyle bir gösterelim. Burada kovamızın içinde bir miktar su var. Bu su şey için balık o stresini atsın diye bir süre bu suyun içinde bekletiyoruz. Daha sonra gösterimizin ucunda klipsli bir fırdöngü var. Asansör takımı biliyorsunuzdur. Önce kurşunumuzu suya atacağız. Daha sonra bunu ana bedene, makineden gelen bedene takacağız ve bırakacağız. Balık kendi ağırlığıyla suyun içine gidecek. Dolayısıyla suyun içinde rahat rahat hareket edebilecek. Ve çarpmadığı için suya da daha uzun canlı olarak kalabilecek. Şimdi onu yapacağız. Onu göstereceğiz. Şimdi Ümit arkadaşım atacak. Şurayı göster abi. Sistemi gösteriyoruz. Arkadaşlar mevzu bu. Balık kendi gücü kuvvetiyle bu şekilde kaydırarak kendi suyunu bulacak. Biz attığımız zaman belirli mesafede kalıyor ama bu şekilde hayvan kendi suyunda yüzüyor. Sanki doğal ortamındaymış gibi. Bu tabii bu tarz levrek avcılığı ya da bu tarz canlı bırakma daha ziyade böyle trofe avlar için. Hani kullandığımız sistem daha ziyade büyük trofeler için. O yüzden inşallah hepinize rast gelir. Biz deneyeceğiz şansımızı bakalım. Herkese rast gelsin. Bol ve trofeni aldı. Balıkla kalın, balıkla kalın, mutlu kalın arkadaşlar.